Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'ye gelmesi muhtemel bir otomobilden söz ediyor olacağız. Bu otomobil Changan Lumicon'dan başkası değil. Bildiğiniz gibi son dönemde Çinli otomobil üreticileri Türkiye'ye çok fazla ilgi gösteriyor. Bu ilgiyi baktığımızda arkadaşlar özellikle BYD, Chery ve bunun yanı sıra MG gibi otomobil üreticileri Türkiye'de şu anda boy göstermeye devam ediyor ve oldukça uygun fiyatlardan otomobil satıyorlar. Ancak bunlardan çok daha uygun bir fiyata otomobil satacak olan bir marka var ki onun ismi Changan. Arkadaşlar Changan yakın zamanda ülkemiz pazarına giriş yapmayı düşünüyor ve bu otomobil üreticisinin Türkiye'ye getirmeyi planladığı otomobil Lumicon. Lumicon gerçekten de çok uygun fiyatlı bir otomobil olacak ve baktığımızda minimal bir tasarım yapısına sahip. 3 kapılı bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Lumicon Citroen Ami'den pek çok noktada ayrılıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Citroen Ami otobanlara çıkamıyor. Daha çok şehir içerisinde kullanılan bir elektrikli araç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Changan Lumicon için bunu söyleyemeyiz. Zira bu otomobil 41 beygirlik bir güç üretiyor ve bu güçle beraber de arkadaşlar 101 kilometrelik hıza ulaşabiliyor saatte. Ve bu da onu emsallerinden ayırıyor açık konuşmak gerekirse. Ayrıca bu otomobilde arkadaşlar 13-18 kW'lık bir lityum polimer pil söz konusu ve bununla beraber de bu otomobilin menzili 250-300 km arasında değişkenlik gösteriyor. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobillerde zaten menzil konusu çok fazla değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da zaten Changan Lumicon modelinde de görmek mümkün. Üretici de bundan bahsediyor zaten. Yani hava sıcak olur, soğuk olur ya da işte kullanım anlamında çeşitli değişkenler meydana gelir. Yani işte otomobilin içerisinde 3-5 kişi olur ya da tek kişi olur. İşte bu gibi durumlar elektrikli otomobillerin menzil durumunu çok fazla değiştiriyor arkadaşlar. Changan Lumicon'da da aynı durum söz konusu. Bu otomobil 250 km ile 300 km arasında bir menzil sunuyor. Bu da artık sizin kullanımınıza göre değişkenlik gösterecektir. Peki ama Changan bu otomobili ülkemize hangi fiyat skalasından sokmayı planlıyor? Hemen buna geçelim. Arkadaşlar bu otomobil şu anda Asya pazarında 7000 dolar gibi uygun bir fiyattan satışta. Peki bu 7000 dolarlık fiyatın Türkiye'ye yansıması ne kadar olacak? Bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye'de ÖTV'si, KDV'si söz konusu. Bir de Çin'den gelen otomobillere ek gümrük vergisi söz konusu. Tüm bunlara koyduğumuzda bu otomobilin fiyatı 450.000 TL'den başlayacaktır ki bu da Türkiye fiyatı için oldukça uygun diyebiliriz. Zira şu anda Türkiye'ye bu tarz otomobiller 600-700 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Dediğim gibi Ami'yi burada bir kenara koyuyorum çünkü Ami bir elektrikli bisiklet olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ki demin de ifade ettiğim gibi bu otomobille beraber otobanlara çıkmak mümkün olmuyor. Yani Ami'den bahsediyorum. Olmuyor. Ancak bu otomobille beraber yani Changan'ın Türkiye'ye getireceği Lumicon isimli otomobille beraber otoyollara çıkmak mümkün hale gelecek arkadaşlar. Demin de ifade ettiğimiz gibi bu otomobille beraber maksimum 101 km hıza çıkmanız mümkün olacaktır. Peki Changan Lumicon'la eşya yüklemek mümkün mü diye sorduğunuzu duyar gibiyim arkadaşlar. Cevabımız evet. Bu otomobilde bir bagaj da söz konusu. Bagaj alanı ise 104 litre olarak karşımıza çıkıyor. Ancak arka koltukları yatırırsanız bu yükleme alanını daha da yukarıya çıkarmanız mümkün hale geliyor. Yani uzun yolculuklar için bu çok mümkün mü? Değil. Yani uzun yolculuklarınız var, bagajlarınız var. Bu otomobille beraber yolculuk edebilir misiniz? Bunun cevabı hayır. Ancak şehir içerisinde baktığımızda 104 litrelik yükleme alanına arka koltukları yatırabildiğinizi de düşünecek olursak arkadaşlar şey içerisinde oldukça yeterli bir yükleme alanı ile beraber karşılaşmış oluyoruz. Changan Lumicon arkadaşlar demin de ifade ettiğim gibi Citroen Ami ve türevlerinden çok daha üstün özelliklere sahip. Bu özelliklerin başında da oldukça büyük bir multimedya ekranı yer alması geliyor arkadaşlar. Bu multimedya ekranı ile beraber de karşımıza bir geri görüş kamerası çıkıyor. Yani bu multimedya ekranına baktığınızda geri görüş kamerasının olduğunu da göreceksinizdir. Ayrıca Lumicon'da bir de start stop sistemi mevcut. Bir de otomobilin içerisindeki malzeme kalitesi fazlasıyla iyi arkadaşlar. Yani diğer emsalleriyle kıyasla burada daha yumuşak malzemelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Özellikle kokpit tarafına baktığınızda yumuşak malzemeler kullanılmış ki emsallerinde böyle bir şey söz konusu değil. Bildiğiniz gibi daha çok sert plastik malzemeler kullanılmış oluyor. Ancak bu zaman içerisinde bu sert plastik malzemeler de ses yapıyor, trim sesi yapıyor ve sizleri rahatsız edebiliyor. Ancak Lumicon'da böyle bir şey söz konusu değil. Baktığımızda özellikle kokpit tarafında oldukça yumuşak malzemelerin kullanıldığını görüyoruz ki bu kaliteli malzemelerde açık konuşmak gerekirse yolcuları daha konforlu bir
bir yolculuk yapmasını sağlıyor diyebiliriz. Peki arkadaşlar, Lumincorn'la müzik dinleyebilir misiniz? Bunun cevabı da evet. Çünkü burada bir Bluetooth sistemi söz konusu arkadaşlar. Yani multimedyada bir Bluetooth söz konusu arkadaşlar. Telefonunuzu bu Bluetooth vasıtasıyla multimedyaya bağladığınızda istediğiniz şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz. Kısaca Lumincorn'un tasarımdan bahsedelim arkadaşlar. Oldukça şık bir tasarım dili benimsenmiş diyebiliriz. Bu noktada şirin bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor ve dışarıda bu otomobille gezdiğinizde dikkat çekmemenizin imkanı yok. Bugün sizlerle beraber Türkiye'ye gelmesi olası olan Changan Lumincorn'dan bahsettik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen kısmına tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.